Değerli dostlar, yeniden merhaba. Bugün Karabağ ile ilgili gelişmeleri birkaç videoda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bize düşen görev bu. Çünkü biliyorsunuz haftalardır bu işin bu hale geleceğini adım adım izleyerek sizlere aktarmıştım. Şimdi kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin küresel güçler tarafından 3 yıldır sündürülen ve adeta yeni bir hesaplaşma alanına çevrilmeye çalışılan Karabağ meselesini 24 saatlik bir harekat ile sonlandırmış olması özellikle bölgesel ve küresel güçler açısından bir jeopolitik duruştur. Yani jeopolitik dengeler ne oldu? Tabii ki bu işin en karlısı Türkiye ve Azerbaycan. Onları şimdilik şuraya koyarak şunu ifade etmek istiyorum. Bölgeye dönük küresel güç mücadelesinde şu anda Rusya 1-0 galip duruma geçmiş vaziyette. Çünkü biliyorsunuz Nikol Paşinyan, Ermenistan Başbakanı son dönemlerde Rusya'nın Ermenistan'ın güvenliğini sağlamakta yavaş davrandığını, Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'nın bölgesel sorunlarda gücünün azaldığını, bu nedenle Ermenistan'ın artık yeni bir jeopolitiğe, jeostratejiye yönelmesi gerektiğini, bunun da yolunun işte Yunanistan gibi, Kıbrıs Rum yönetimi gibi Batı olduğunu ifade ediyordu. Ben de bu konularda sizleri uyardım. Dedim ki dikkat edin, bu Ermenistan ve Karabağ meselesi üzerinden Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa bizim karşımıza yeni bir Güney Kıbrıs Rum yönetimi sorunu çıkaracak. Bunun derhal sonlandırılması lazım dedim. Demek ki benim bu gördüğümü İlham Aliyev de görüyor. Tabii ki görüyor. Adamın işi bu zaten. İyi bir devlet adamı. Ve bu çerçevede hele hele Batı'nın direkt olarak artık meselelere müdahale etmeye başladığı ve Ukrayna meselesinden dolayı da Rusya'nın irtifa kaybettiğini görünce bu meselenin zamana bırakılacak bir mesele olmadığını anlamış durumda. Şimdi ateşkes anlaşmasıyla ilgili açıklamayı gerçi Bakü'den de aldık ama esas resmi açıklamanın Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılmış olması bile Rusya'nın bu bölgede kendi eski Sovyet coğrafyasındaki bu Kafkasya, Güney Kafkasya bölgesindeki varlığını işaret etmesi açısından çok önemli. Bir defa ateşkesi kim sağladı kardeşim? Rusya. Sonra oradaki Ermeniler silah bırakıyorlar ve Han kenti ve Ermeni nüfusun yaşadığı bölgelere Azerbaycan şu veya bu şekilde bir entegrasyon sağlarken oradaki Ermenilerin güvenliğini kim sağlayacak? Rusya. Yani Rusya 1-0 da değil. Bir sürü gol atmış vaziyette şu anda Kafkasya'da. Ve bunu da Ermenistan'a karşı çok soğuk davranarak yaptılar. Yani Ermenistan'ı şu anda hala da soğuk davranıyorlar. Ve Maria Zaharova dün yaptığı açıklamada Paşinyan'ın ve Paşinyan hükümetinin son dönemde Amerikalılarla ortak askeri harekat dahil yaptığı her şeyi sıraladıktan sonra Erivan'dan yapılan açıklamaları anlamamız mümkün değil. Bu kadar U dönüşlerinin yapıldığı bir ortamda ilişkiler nasıl etkilenmez onu anlayamadık diye bir de Erivan'a karşı biz sizin bütün yaptıklarınızı not aldık ifadesini kullanmış oldu. Ve nitekim yine ifade edeyim, Rusya Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Paşinyan'ın Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşmeye çalıştığını fakat bir vakit bulamadıklarını ifade etti. Yani Paşinyan'a bir de böyle bir muamele de yapıldı. Şimdi Rusya bu işin kazanan tarafı. Tabii esas unsur Türkiye ve Azerbaycan ittifakının artık bölgede belirleyici rol oynadığıdır.
Bu ittifakı devre dışı düşünerek hiçbir şey yapamazsınız. Ne Amerika bir şey yapabilir, ne Rusya yapabilir, İran zaten hiçbir şey yapamaz. Yani Türk İttifakı, Şuşa Bayannamesi'yle belirlenmiş Türk İttifakı net olarak bölgenin belirleyici kimliğidir. Siz zannediyor musunuz şimdi Azerbaycan ordusu oraya harekata başlıyor? O İranlısı, Rus'u, şusu busu sakin sakin izliyor. Niye? Niye? Belli ki bir müdahale ettikleri anda karşılarında ikinci bir Türk ordusuyla karşılaşacaklarını düşünüyorlar. Çünkü öyle bir anlaşma var o bölgede. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için anlaşması. Nitekim bakın Erdoğan daha harekat sürüyordu. Güney Kafkasya'da barışın, huzur ve işbirliğinin tesisi yolunda önümüzde tarihi bir fırsat var. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki görüşme sürecini her zaman destekledik. Ancak Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı yeterince değerlendiremediğini görüyoruz. Ermenistan'ın başta Zengezur koridorunun açılması olmak üzere verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Artık herkesin kabul ettiği gibi Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatması asla kabul edilmeyecektir. Bitti. Bu konuyla zaten Türk İttifakı Ankara'nın ağzından bütün dünyaya diyor ki zorlamayın, müzakereydi, şuydu buydu. Bu işi bu şekliyle çözelim diyor. Erdoğan diyor, sonra Aliyev açmış, telefon etmiş, teşekkür etmiş vesaire. Ve orada bir statünün olmayacağını, bu statünün bir tane olduğunu, o da anayasal olarak Azerbaycan anayasasıyla oraya yerleşeceklerini ifade ettiler. Bu çerçevede baktığınız zaman gerçekten karşımızda şöyle bir durum var. Rusya bu olayı iyi oynadı. Yani bu olayın gelişimine yeşil ışık yaktılar. Ermenistan'a köşeye ittiler. Batı'ya dediler ki oğlum sizin gücünüz yetmez buralara. Burada bak bu Türkiye ile Azerbaycan var, ben bile onlarla fazla dalaşmıyorum falan. Ya bayağı bu hikaye böyle yürüdü. Böyle yürüdü ve gördüğümüz kadarıyla belirleyici faktör bu şekliyle ortaya çıktı ve bu işin esas galibi Azerbaycan-Türkiye ittifakı, ikinci galibi Rusya, ne malanmaya çalışacak olanı da söyleyeyim, İran. Kimin üzerinden ne malanmaya çalışmaya çalışır? Şeyin üzerinden, Rusya'yla. Rusya'ya çünkü habire silah milah veriyor. Acaba Rusya beni de oralarda bir yerlerde masada tutar mı diye düşünebilir. İşin batı kanadı farklı bir boyut gördüğüm kadarıyla. Ve o boyuta da bir başka videoda bakmamızda yarar görüyorum. Hoşça kalın.